tüm komşularımızın sınırlarına, hakkına, hukuna saygılı olduğumuzu, tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, diyalog, iyi komşuluk ve işbirliği beklediğimizi her zaman ifade ettik, ediyoruz. Tüm iyi niyetli, gerçekçi ve samimi yaklaşımlarımıza rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eyleme söylemlere, hukuk tanıma tutumuna maalesef devam etmektedir. Yunanistan planlı NATO tatbikatlarında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklere bildirmesine rağmen son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımızın her zamanki gibi gerekli karşılığı vermiş ve görevlerini başarıyla tamamlamışlardır. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını açıta göstermektedir. NATO'nun da bu şımarıklığa artık dur demesinin zamanı gelmiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız hukuksuz eyleme diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık tarafımızdan bugüne kadar verilmiştir. Bundan sonra da verilecektir. Ülkesinin kaynaklarını ve halkının refahını başka ülkelerin çıkarlarına feda edenler, siyasi varlığını Türkiye düşmanlığı üzerine kuranlar, provokatif eylem ve söylemleriyle yine o sahnede. Koğuşumuz Yunan halkı da, aklı selim sahibi Yunan halkı da, biz de onları yakından tanıyoruz. Beklentimiz bu Yunan siyasilerin, ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten özellikle de 9 Eylül 1923'te yaşananlardan ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler. Samimi temennimiz, Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması, Tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Kıbrıs'a gelince. Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs'ta kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil. Artık mesele bu devletin kurulması değil. Kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini hiçbir zaman çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, biz kendi güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz. 500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya'da askeri eğitim ile sağlık desteği, yardım ve danışmanlık faaliyetlerini de izah ediyoruz. Bugüne kadar 11 binden fazla Libyalı personele eğitim verilirken 32 bin mayın ve el yapım patlayıcı da ve diğer mühimmat teslim edilmiştir ve ihmal edilmiştir. Ayrıca 20 bin kişiye sağlık desteği verildi Libya'daki yaptığımız çalışmalarla. Amacımız toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış tek bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu vesileyle Libya'nın 24 Aralık bağımsızlık gününü 71. yıl dönümünü de kutluyorum. Kafkasya Diğer bir husus. Bu bölgede de, buranın bölgenin de istikrarına büyük önem veriyor. Bölgede barışın sağlanması için büyük alet gösteriyoruz. Bu kapsamda hafta içinde Kayseri'de Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları birlikte, Gürcistan derken Sakarbel'e unutmayın, çünkü oradaki yaptığımız görüşme, konuşma sırasında ortaya çıktı. Gürcistan kendisini biz kendilerine onlar bize Türkiye deyince biz de Türkiye değiliz. Biz Türkiye'yiz. O da dedi ki biz de Gürcistan değiliz. bize de, de Sakart Velo dedi. Bizim adımız Sakart Velo dedi. Onu da bilgilerinize sunuyorum. Bu dokuzuncu unsuru iddia ettiğimiz GATE yani Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye'ye toplantılarını da önemli bir rol oynamakta. Can kardeşimiz, can Azerbaycan, 30 yıl işgal altında kalan öz topraklarını bildiğiniz gibi 44 gün süren tek vatan harekatıyla Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta. işgalden kurtarılan bölgelerde mayın el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 12 binden fazla personel eğitim verilirken 4.500 mühimmat tespit ve imha edilmiştir. 284 kilometre kare alan işte mayınlardan temizlenmiştir. Bu ayın başında ülkelerimizin gücünü ve kararlığını ortaya koyan geniş kapsamlı kardeş yumruğu tatbikatı da dahil birlikte 12 tatbikat izah edilmiştir. İki devlet, tek millet, tek ordu anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan Türk'ünün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.